bu saat milyon dolar vergi öncesi. Evet. Seninle ilk tanıştığım zaman şu parfümü sürmüştüm. Ve sen çok güzel kokuyorsun demiştim. Bu terliği alıp giysem ne yaparsın? Gülerim. Senin içinde bir apaçilik var arada. Gelip gidiyor. Ben apaçiyim var mı? Apaçi doğuş ben, tamam mı? Çok seviyorum böyle şeyleri. Niye? Hemen başka bir yer bulduk. Adı ne? Gelato Go. Geliyor. Amerikan arabası. Bir ayda 5 kilo verme hesaplıyorum. Ya Begüm ya, 5 kilo nasıl vereceksin? Abi böyle niye? Matematik yok ya. Ay çok komik. Kendine gülüyor bir de. Çok komik insanım ben diyor. Bu elimde gördüğünüz saat tam 215 bin dolar without tax, right? Correct. Vergi de bindiği zaman yaklaşık 230-240 bin dolar ediyor. Dünyada 10 tane var. Bu gördüğünüz 3 numarası ve diğer 9 tanesi satılmış. İki sahibinden birinde de bir tanesi varmış. Benim de taktığım Audemars Piguet AP ile beraber yapılmış. Uzun süre böyle araştırıp böyle bir saat yapmışlar. İçindeki türbülonu görüyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. İnanılmaz bir şey hakikaten. 230-240 bin dolara eder mi? İşte o tarafını bilmiyorum. Arkasını da size göstereyim. Arkası kapalı, çok bir numarası yok. Şurada kaç tane olduğu yazıyor. So you set the time. Saat öyle mi ayarlanıyor? Wow. It's called the Retrograde Mysterious. Retrograde Mysterious. Belki bir gün senden alırım bir tane Retrograde Mysterious. Şimdi bu saat 1.3 milyon dolar vergi öncesi. Yani yaklaşık 1.5 milyon dolarlık bir saat. Unisex ve dünyada bir tane var. Şimdi onu deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Başıma bir iş gelirse bir gün beni burada bırak ve git, tamam mı? Tam benim size'ımı yalnız fark ettin mi? Tam oldu. Bakayım. Yani. Baksana. 1.3 milyon dolar vergi öncesi fiyatı. İnanabiliyor musun? 1.3'ü ödeyen bence vergiye pek takılmaz. Herhalde dünyanın en pahalı saatlerinden bir tanesi olabilir. Olabilir. Çok iyi ya. Begüm alayım mı bunu sana? Alırdım. Çok şanslıyım. Karım böyle şeyler istemiyor benden. İsmi de Basil Star'mış. Peace Unique. Her sene Basel'deki fuarda Chanel bir tane tek üretilen saat üretiyormuş ve gösteriyormuş. Bu da bu senenin 2019'uymuş. Şu an bayağı şanslı hissettim kendimi ya. Bir de alabilsem daha şanslı hissederdim ama. Şu anda Chanel'den gözlerim yaşlı çıkıyorum. Gördüğüm son 2 saatten sonra gerçekten tüm düşüncelerim, fikrim ve olayım değişti. Herkes bana hamilelikte ne kremi kullandın falan diyorlar diye ben bu yağı kullandım. Hatırlıyorum ben bu yağı. Hatırlıyorsun değil mi? Şu an ben o günlere gittim. Çok güzel kokuyor diye kullandım. Çok alakasız bir bilgi oldu senin kanalında ama. Hatırladın mı? Hatırlıyorum, vallahi hatırlıyorum. Gittin mi o günlere? Ben hep o günlerdeyim Begüm. Klasik bebek yağı işte ya. Johnson Baby var ya, o kokuyor. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Evet. Seninle ilk tanıştığım zaman şu parfümü sürmüştüm. Ve sen çok güzel kokuyorsun demiştim. Yoo, göster ismini. Hatırlıyorum bunu ya. Evet. O zaman yani 8 sene önce yine kimse bilmiyordu ve Harvey Nichols'ına ilk kez gelmişti. Ben de o zamanlar tam bir parfüm gurusuydum. Hatırlıyor musun hakikaten? Hatırlıyorum. Atma be. Bu arada senin de benden altta kalan yanı yok. Ne anlamda? Çatır çutur sıkıyorsun parfümleri. Ben de öyleyim. Şimdi sıra bende. Al bakayım. Bak bu yeni çıkmış. Kim diyor yeni çıktığını? Tanıdığın. Kokla bak. Lavanta. Güzel ama. Derinlemesine kokladığınız zaman içinde ne varmış? Lavanta. Ben içinde böyle daha acı kokular, bir karabiber falan seviyorum. Karabiberli parfüm mü olur lan? Ya sen parfümden hiç anlamıyorsun, tabii ki olur. Sen udlu seviyorsun, ben daha böyle şey kokular seviyorum. Ben de olmayan bir şey sıkayım yani, değil mi? Sen bir bak da sonra ay çok kötü kokuyorsun falan deme bana. Ya bu klasik senin şey, ud işte. Tabakka ud. Aa bu güzel, bunu sikeyim. Bak bakayım bunu. Güzel, evet. Güzel. Bu parfüm kimin parfümüydü hatırlıyor musun? Kimin? Yanlış hatırlamıyorsam. Biz Dubai'deyken Sevan abi, Sevan Bıçakçı bunu kullanıyorum demişti. Günlük parfüm dozumuzu da aldığımıza göre mağazayı dolaşmaya devam edebiliriz. Bu güzelmiş. Ay herkeste var artık. Olmayan blogger bu, yok. Bu nasıl herkeste oluyor ya? Bu deri ceket herkeste var artık. Allah Allah, ben hiç görmedim. Tam bu, ah bu. Bu güzel. Kabul bu et. Tight, şey tight ya. Tam güzel işte. Ya bilmiyorum, artık beni tatmin etmiyor. Off-white.
Ya benim markam Balenciaga. Biraz önce Balenciaga'ya bakmadık mı? Mağazasında baktık. Biz de böyle. Mağazası ayrı konu. Saks için de ayrı bir konu, ayrı bir topik. Siz anlayın benim neler çektiğimi. Buranın erkeği nerede Allah aşkına ya? Ben erkek bakmak istiyorum. Üst kattadır herhalde. Bir üst katı daha var. Tahmin et ne kadar? Bir tahminle bulun. $3,000. 3,500. Tebrikler. İşte böyle. Miami'de ilk günümüz. Begüm ortalama 5 dakikada bir saçını yapıyor. Güzel mağazalara gidiyoruz, dolaşıyoruz. Bu arada herkes saçımı nasıl yaptığımı videosunu istiyordu. Gene sana kısmetmiş. Aa, ne yapıyorsun ya buraya? Taksiyon yaptım. Hep sen... Bir daha. Zorla öptürüyorum, volüm yani, 15. Bir kere bile öpmüyor beni. Hastayım ondan. Hasta olduğum belli de. Geçen sene çok istediğin ayakkabının erkeğini yapmışlar. Ama benim fikrim değişmedi. Dünyanın en iğrenç ayakkabısı. O çocuğu da var. Ya bu zaten çocuk ayakkabısı. Ama üstümdekiyle aynı şu an şey diyemiyorum. O renkleri kötü, beyazı güzel dedim evet. Ben. Peki sana bir şey soracağım. Bu terliği alıp giysem ne yaparsın? Gülerim. Niye bence üstümdekiyle tam oldu? Saçmalama ya, iğrenç. Gucci Miami Edition. Tarzına uyuyorsa olabilir yani. Ben sevmedim onları. Peki bunu evde giyebilir miyim? Hayır. Bu da ben mı? Gucci logosunu sevmiyorum. Gucci marka olarak da sevmiyorum. Bugün sabah üzerimde Gucci tişörtü vardı biliyorsun. Ha, bir tek o var. Çok nadir yani. Şunun farkında mısın? 3 kat kadın vardı ve sizin reyonlar böyle bir şey gibi, 5 yıldızlı otel gibi. Şu anda birdenbire motele düştük ve yarım kat. Evet. Niye biz erkekleri böyle bir ikinci sınıflandırmış? Alışveriş mi yapmıyoruz? Para mı harcamıyoruz acaba? Olabilir mi? Çok yaratıcı, kreatif bir şey. Gerçekten collab. Şurayı silip Doğuş Yavaşçı'ya yazacağım. Bütün saksa böyle de New York'taki saks çok güzel. Burasını evet. Dandik yap. Bence hatta New York'taki saksın erkek kadınından daha güzel. Aa, bu güzelmiş ya. O ne Doğuş ya? Basket oynarken giyerim senin ya. Senin için de bir apaçilik var arada. Gelip gidiyor. Seni var ya çok ağır protesto ediyorum. Kendi videomda bana apaçı dedi. Kendi değil, ikimizin videosu. Sana şu an ben hakkı verdim. Kendi, kanalında koymanda. Kendi kanalımda yayınlanacak ikimizin videosunda bana apaçı dedi. Evet, çok kötü. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu Doğuş bunları unutmaz. Yeri gelir, günü gelir, anı gelir. Sana hatırlatır. Ne, o yüzden bana mi? Apaçı deme. O apaçıydı. Ben apaçıyım var mı ya? Apaçı Doğuş ben, tamam mı? Şimdi gel şeyime gir. Don't be rude. Aa, bu güzel şimdi. Bu da mı kötü? Bu da mı güzel? Yo, güzel yani. Güzel böyle olur. Bir sahnede bir gün bir yerde böyle ödül alırsak falan giyilebilir değil mi mesela? Şey, Pantene ödülleri. Ben ne giyerim? Geçen gün bir tweet gelmiş ki benim ismimi yazanlar aratabilir, yalan değil. Ödülü sen alacaksın. Begüm Çabakçı orada vlog çekecek demişler. Çok hoşuma gitti. Ya sırf bu yüzden bile ödül alasım geldi biliyor musun? Ben böyle ödül geceleri bu tarz şeyleri çok sevmiyorum. Bence Less is More daha güzel oluyor. Böyle güzel bir takım elbise her zaman daha klas. Aa, güzel pantolon. Ben bu bunu, güzel evet. Bunu not alacağım ben. Ne ki markası? Root diye bir şey bu. Root diye mi yazılıyor? Evet, biliyor musun? Evet. Ben de biliyorum, en sevdiğim markalardan. Tam benim aradığım şey işte. Nerede gideceksin? Kayak yaparken mi? Yo, parti öncesi. Mesela Ankara çok soğuk oluyor. Alüminyum sarılmış gibi. Kötü mü? Bence güzel değil. Bu kötü demek değil yani. Bu materyal güzel ama bu güzel olmamış. Ya. Bence aralıklarla siyahın içine yedirdiklerinde güzel oluyor. Tam adam yapmamış. Gidip arayıp bunu mu söyleyeyim? Baba ne bunun markası? Nomine abi. Git iki tane siyah mı şerit yap diyeyim? Ne diyeyim yani? Kötü değil bence. Yani. Aa. Şu an fark ettim. İç dış giyilebiliyor. Ay, sıkıştım galiba. Böyle yapıyorsun ki şu an var ya tam elektrik çarpmalık haldeyim şu an. Her yerim şey olur. Ha, böyle daha iyi mesela içinde kalınca. Bu da güzel oldu değil mi? İçinde. Bu çok düz ya. Bu böyle iş adamı ol. Ben iş adamı değilim ki. Ben DJ'yim. İç tarafı DJ, dış tarafı iş adamı. 468 ikiye böl. Çabuk böl. $234 aslında bu. Tek tarafı 234, diğer tarafı 234. Vlogumun yaklaşık 5 dakikasını şu evet. Monta ayırdım. Gerçekten bu montu bana artık yollamaları lazım. Seviyorum böyle şeyleri. Niye? İçinde bir assolis var demek ki. Evet. Bu arada Tarkan konserinde de bunun gibi bir şey giydi. Ama diyeceksin ki o konser. Diyeceksin Tarkan, değil mi? Evet. Ben konsere çıkmıyorum. Tarkan konseri Harbiye'de. Karım beni küçümsedi.
Kaçımsemek adına demedim. Çok yani büyük bir şeydi giydi. Ben yine de seni seviyorum. Ben erkekten aradığımı bulamadım. Sıramı salmak istiyorum ki sen de buradan çıkacaksın galiba. Aksan çıkmak istiyorum. Tamam hadi çıkalım. Evet. Burası bizi sarmadı. Burası resmen New York'ta satılmamış elle kalan buraya alamış gibi der. Ya da New York'u gördükten sonra burası bayağı boş geliyor değil mi? Tekrardan Amazon ormanlarına hoş geldik. Hava kararıyor artık yavaş yavaş ki bence en güzel saati. Çok iyi rüzgar esiyor bakın şimdi. Oh, iyi geldi. New York seyahatimin vlogunu izlemek isterseniz yukarı kaydırın. Ne yapıyorsun? Bu nasıl sence? Güzel. Başka rengi var mı? Bakayım bir dakika. Sanırım uzun zamandır ilk kez Balenciaga haricinde bir sneaker sevdim. Begüm deseydi. Bu güzel bir şey. Bu var, kırmızı var. Sevmedim. Begüm kırmızıyı sevmedi bir dakika. Ha beyazı var. Beyazı güzel. Güzel mi? Evet. Son kararım mı? Evet. Ciddi misin? Vallahi beyazı güzel. Güzel giriyor. Can I try 42 or 42 and a half please? Kötü dedim. Turuncu kötü. Bence beyazı böyle hani bazen düzgün yerlere gitmek için ayakkabı arıyorsun ya. Pişman olma sonra. Son kararın. Sen seçtin beni. Evet bence turuncu olan biraz cheap duruyor. Bence beyaz olan daha klas duruyor. Beyazlardan şeyden korkuyorum. Sürekli DJ'lik yaparken ben hareket ediyorum ya sağa sola sürüyor. Doş DJ'lik yaparken giymesen de. Bu konuyu düşüneceğim. Son kararın evet. Mı? Alıyoruz o zaman. Hadi, evet. Tamam, bunu alıyoruz o zaman. Begüm de onayladı ve uzun zaman sonra Balenciaga'dan başka bir ayakkabı mı oluyor? Ki Begüm çok sevmezdi zannettiği. Son dönemde özellikle böyle altınlı falan bir şeyler çıkardığı için Begüm'e biraz kaba geliyordu bu modeli de. Begüm Hanım'ı yakaladı. Bah! Çok yedik. Çok yedik. Yemekten kalktık yine çok yedik çok şükür. Karnımız doydu. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Bu arada yemeği çekmedim çünkü benzer şeyler yedim gene. Sürekli böyle yemek sizi boğmak istemedim. Bir de çok karanlık. Bir de çok karanlıktı. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Çok enteresan bir dondurmacı buldum. Burada yaşayan bir arkadaşım tavsiye etti. Saat 11'e kadar çıkmış. Orayı yakalayacağız. Oradan sonrası belli değil. Bakalım neler bizi bekliyor. Ve şu anda dondurma yiyeceğimiz yere geldik sayılır. Arabayı park ettik çünkü tam oraya arabayla gidemiyoruz. Yürümemiz lazım. Nasıl bir dondurmacı olduğunu muhtemelen merak ediyorsun ama internette araştırdığım kadarıyla gerçekten güzel, şahsına münhasır bir yer. Binanın dışını ne güzel yapmışlar değil mi ya? Bir de biz seninle buraya sanki gelmiştik yani buraya derken sanki bana bu binaya gelmiştik diye hatırlıyorum ama burada başka bir şey vardı. Ha, bu arada dondurmacı burası. Yani bunun içinde. Pek popüler gibi durmuyor Doğuş ama. Hayır bugün pazartesi çünkü. Kapalı galiba. Derin. Orası kapalı çıkış galiba. Ya, internet 11'e kadar açık izin. Şu var ya Chilin Ice Cream orası. Normalde internette saat 11'e kadar açık yazıyordu ama kapıda 10 yazıyor. Ben kime güveneceğimi şaşırdım. Kime güveneceğiz burada? Polis var, polise soruyoruz, o da açık diyor. Hayır, kendinde sıkıntı yok, sana karşı mahcup oldum. Sana ya hayır hadi. Tamam ben yemek istiyordum ama neyse. Hemen başka bir yer bulduk, bir 9 dakika mesafede. Orası 12'ye kadar açık, kesin eminim. B planım orasıydı zaten. Adı ne? Gelato Go. Gelato mu? Ben gelato Go. Sevmem ki. Nasıl sevmezsin ya? Şu an var ya yalan söylüyorsun, devamlı gelato yiyorsun. Amerikan dondurması gelato değil ki, İtalyan dondurması gelato. Begümcüm, cep telefonun var mı senin? Evet. O zaman lütfen cep telefonuna sen de alternatif bir yer bakar mısın? Oraya bak, sorayım. Ben burada kocalık yapıyorum, tuğ rehberliği yapıyorum, şoförlük yapıyorum, kameramanlık yapıyorum. Kameramanlık ben yapıyorum. Hayır, şöyle evet. Bir şey yok, hayır. Bu video yayınlandığı zaman görecek herkes, en çok senin görüntün var. Benim kanalımda resmen senin videonu çekiyoruz şu anda. Neyse tam kavga etmeyelim. Ha, yemek istemiyorsan söyle. Ha, gidelim. O ama zaman... iyi bir yer değil mi? Foursquare'den mi buldun? Seni zehirleyeceğim. Ya arkadaşım ha, yazdı ya. Of, burası da Batu'nun önerisi. Bu araba sence kumandadan üst açıyor mudur? Bilmiyorum ki hiç. Peki şunu yapıyor mudur? Geliyor.
Amerikan arabası. Bunu Bethesda vlogunda söylemiştim. Bu sefer açık bir yere denk geldik. Bakalım beğenecek misin Begüm Hanım? Bir tane alıp ortak yiyelim bence. Bir tane mi? Ha. Bir tane derken yani bir tane çeşit. Üç çeşit söyleyecekmiş. İlk sen söyle. Can I try lemon as well? Lemon? Denemek için ya. Bayağı limon yemem ben. Bedava versen yemem ki veriyor şu an yemiyorum. Ben ayrı ayrı mı alsak acaba? Ha şimdi öyle mi oldu? İki top alacağım. I'll get lemon and... Bugün söyler misin? And I'll get cookies. Müthiş bir ikilem. Limon ve cookies. Gerçekten dünya üzerinde bu ikisini beraber yiyen tek insan sensin. Seni tebrik ederim. O yüzden ben ısmarlıyorum. Dayanamadım, gene en büyüğünü aldım. Yürüyeceğiz değil mi buradan sonra? Yürürüz evet. Tamam. Tam bir dondurma gurusuyuz. Evet de benimki su oldu. Benimki de. Benim şeyimden alabilirsin. Hayır. Niye? Cookies? Seni protesto ediyorum. Cookies ya. Ya aynısını aldım ben zaten. Sen de mi cookies aldın? Evet. Burası aynen yazlıkçı gibi değil mi? Evet. Kumburgaz gibi. Sen Kumburgaz'a gittin mi daha önce? Hakikaten mi? Kumburgaz Silivri'de değil mi? Ne zaman gittin? Küçükken. Ben küçükken kaç yaşındaydın? Bir. Biz 90'larda çocuktuk. Ben neydim? Olgun yetişkin bir çocuk muydum 90'larda? Senin takipçilerin bilmez. Benim takipçilerim her şeyi bilir. 90'larda çocuk olmak. Dondurmamızı bitirdik. Yediğimiz yemekler ve dondurmalar şu an bize çok ağır bir vicdan azabı yaşatıyor. Yani bana yaşatıyor en azından. Sana yaşatıyor. Ben Washington'a dönünce hemen rejime başlayacağım. Bunu da vlog olarak çekeceğim. Bir ayda 5 kilo verme hesaplıyorum. Sen bir ayda 5 kilo al. Al şey, diye. Ben o kadar inanmıyorum ki beynim bile söylemedi. Ne istersen yaparım ki 5 kilo vermene gerek yok. Hayır, 5 kilo vereceğim, bunu vlog olarak çekeceğim. Takipte kalın. Ya Begüm ya 5 kilo nasıl vereceksin? Abi böyle niye? Matematik yok ya. Ya durduk yere bir ayda vücut ağırlığının %10, 11'ini, 12'sini nasıl vereceksin? Böyle bir şey olabilir mi sence? Ama su da gidecek canım. Sırf yağ değil ki. Tamam neyse okey. İnşallah. Yani haftada ulaşırsın. Kaç kilo olmuş oluyor? 1.2 kilo. Oo haftada. Evet. Bir ay kaç hafta? 4 hafta. Salak. Matematik okumamış lisedeyken. Olur mu be benim anne matematik öğrencisi, babam matematik öğretmeni. Olabilir ama bu senin çok iyi olacağın anlamına gelmiyor ki... Olamamış. Neyse biz yürüyoruz. Evet. Size şimdi Ocean Drive göstereceğiz. Bu arada burası Ocean Drive. Miami Beach'in en ünlü caddelerinden bir tanesi. Solumuzda okyanus var, sağımızda oteller var. Şu an karanlık olduğu için ışığa dönüp çekiyorum bunu ama ne gösterebilirsek göstereceğiz. Hadi yürüyelim. Evet, korkuttum. Burası mı? Evet, şey Netflix'te evet, belgeseli restoran var. Yapmışlar zaten buraya. Restoran değil, otel yaptılar. Yine bozdu beni. İçine girebiliyorsak girelim mi? Ya, çok üzücü. Benim bir arkadaşım burada yemek yemişti. Aa, ışığı kapandı. Bir şey oldu. Herkes önünde fotoğraf çekiyor. Sonunda. Selam. Merhaba abi. Merhaba, ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyi. Ben ta 15'e kadar gitmiştim. Vallahi. Nasıl gidiyor Miami'de ya? İyi ya. Work and Travel'a geldim işte. Travel kısmındayım şimdi. Bir saat önce restoranda yemek yerken gerçekten, bak bunu samimi söylüyorum, DM'e gir. Normalde çok girmiyorum. Bir de şu an Türkiye'de gece ya. Gece olduğu için daha az DM geliyor. Girdim, senin mesajını gördüm. O sırada Begüm de senin mesajını gösterdi. Ben dedim ki mesaj atıyorum ben dedim. Şimdi buluştuk. Vaa iyi oldu abi. Çok teşekkür ederim. Ya Maryland'dan beri ulaşmaya çalışıyorum. Hakikaten ya ben geçen sene de buradaydım. Aha. Bu sene de buraya geldim Maryland'e. Aha. Senin hikayelerini de izliyorum. Aha. En son Maryland'e geldiğini görünce dedim yazayım dedim. Yazdım ama bir türlü görülmedi. Ya aslan oradayken da imkansız. Görünce... Full çocuklarla ilgileniyorum. Aynen. Orada ve hani hiçbir şey yapmıyorum başka. Burayı tamamen böyle tatil için geldiğimiz için daha iyi oldu. Fark ettim. Bir de senin hamburgeri çok sevdiğini biliyorum. Evet. Hatta hamburgerciye gittim. Orada da sesini aldım sana attım hatta. Hangi özelden. Hamburgerci? Bethesda'da bir hamburgerciye gittim. Ha şey büyük mü öyle bir şey ya? Emin değilim hatırlamıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir şey değil ya. Çok mutlu oldum.
söylediğim gibi Ege mesaj attı DM'den ve buluştuk. Kendisi buraya work and travel için gelmiş. 2,5 ayda buradaymış. Çok iyi para biriktirmiş. Ne kadar biriktirdiğini söylemeyeceğim. Orayı kaydetmedim ama belli zaten. Çok çalışkan. Bir de günde 2 işte çalışmış. Helal olsun valla. Ama siz yine de buna güvenip devamlı mesaj atıp buluşmaya çalışmayın. Ne? Siz yine de diyorum buna güvenip devamlı mesaj atıp buluşmaya çalışmayın. Evet yani şans işte denk geldi. Türkiye saatinde gece daha az mesaj geliyor. Öyle gözümüze ilişti. Ama pırlanta gibi biri. Ben çok sevdim Ege'yi. İyi ki buluşmuş. Orası öyle de ben mesela çok az DM'lerime bakıyorum. Öyle olması lazım zaten. Sen? O gördüğünüz yerde değişik bir şey yapmışlar. Her akşam 8'den sonra samba yapıyormuş içeride buluşanlar. Bilmeyenleri de öğretiyorlarmış. Biz biraz baktık. Bayağı kalabalık. Herkes karşısında çiftini almış samba yapıyor. Deliler gibi. Bize şu bisikletleri ezecek şimdi. Gördüler son anda. Tuhaf yani burası en azından Begüm tarafından beklenilen şeyi karşılamadı. Begüm böyle bir şaşkınlık içinde. Yani çok turistik bence. Fazla turistik. Evet. Fazla can şanlı. Broadway, New York'un Broadway'i diyebiliriz. Evet. Bu kalp benden sana. Çok ekolojik bir kalp. Çok ekolojik bir kalp, evet. Bugünü kapatıyorum ama biraz tuhaf oldu böyle. Çünkü koskoca odada oturacak tek bir sandalye var. Ve ben buraya oturup Begüm'ü Charlie'nin meleği gibi yanıma almak istedim. Güzel oldu, fena olmadı. Bugün bayağı gezdik, dolaştık, yorulduk. Güzel yemekler yedik, güzel yerler gördük. Güzel bir ayakkabı aldık. Başka ne yaptık? Yediğin içine sen olsun Doğuş. Odaya girdiğimizden beri hadi artık kapat bilmem ne deyip duruyor bana. O yüzden şu an ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hastayım zaten. Çok yoruldum saat. Nereye hastasın? Sabahtan beri sokakta yürüyoruz. Bir kere hastayım demedin. Şu anda mı hasta oldun birdenbire? Hayır, kaç gündür hastayım zaten. Ya atıyor içeride dişini fırçalarken diş fırçasını boğazına soktu. Öksürüp duruyor. Hastayım diyor burada. Yalan söyleme ya. Hastayım, gerçekten hastayım. Bak bak. Bu hastalık öksürüğü değil. Diş fırçasını boğazına sokma öksürüğü bu. Nasıl becerdin onu? Bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Sesi duydun mu? Duydu be diye. Çok güldürmemeye çalışıyorum. Gene öksürmeye başlayacak. Hazır mısın? Oldu öyle işte. Tamam, günü bitiriyorum. Tamam. Miami'de ilk günümüz böyleydi. Biz dediğim gibi çok eğlendik. Umarım... Ne oldu ya abi ya? Ya sen profesyonel bir YouTuber'sın. Artık bunları aş, gülmemen lazım. Şimdi niye bozuldu? Ne yap? Ağlıyor galiba. İlk evlendiğimiz günde de ağlamıştı. Şu an kameranın açısını bozmamak için sen döndüremiyorum. Gelir misin buraya? Vallahi bozmak istemiyorum. Çok güzel açı yap. Ya böyle göster kendini. Ay Allah. Çok komik bir insan. Kendine gülüyor bir de. Çok komik bir insanım ben diyor. Hadi ben. Bitir ya, tamam hadi. Tamam bitireceğim, sakin ol. Millet de kafamı iyi zannedecek. Yok, hiçbir şey içmedi. Saat 1.31. Evet. Saat 1.31. Hayır, bir saniye de yanımdan ayrıldığı an olmadı yani. Hani ben yokken ne bileyim bir şey oldu desem o da yok. İçeri gitti, dişimi fırçalayacağım dedi. Ben boğazıma soktum ne onu. Ne bileyim, ölmediğine şükür ediyorum şu anda. Polisi de inandıramam. Ne oldu karınıza? Dişini fırçaladı, öldü. Olur mu lan böyle şey? Dünyada var mıdır? Hani yataktan düşüp ölme yüksek bir oran biliyorum ama. Neyse ben kapatıyorum, evet. Evet, hadi kapat, çok hastayım. İlaç alıp yatacağım. Hasta falan değilsin. Yalan söyleyip durma. Hastayım, gerçekten atıyorsun hastayım. Atıyorsun şu an, hiçbir şeyin yok ya. Kalktığında hasta olmayacaksın. Sonra buradan izleyenlerden özür dileyeceksin. Bugün de hastaydım. Sesimiz kısıktı. Allah'tan vlog çekiyorum. Her şey kayıtlı ya. Uf. Neyse, ne diyorduk ha? Bugün ilk gün Miami'de, bitirdik artık. Uyuyacağız, yarın kalkacağız. Tüm gün yine biz burada dolaşacağız, edeceğiz. Bayağı bir şeyler var kafamızda. Neler yaparız bilmiyorum ama umarım beğenmişsinizdir. Yarın görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yat uyu şimdi mutlu mutlu. Salaksın sen ya. Nerem salak ya? Duydun mu sesi? Duydum da niye bana salak diyorsun?